Tam zamanlı olarak bir şirkette görev alıyorum. Web3 developer olarak e, çalışma hayatıma yeni başladım diyebilirim. 4 ay kadar olacak. E, bugün de sizlerle birlikte hem yani biraz işte blockchain'in temellerinden, birazcık işte e, veri anarşisinden, nereden doğmuş, nasıl başlamış, süreç nasıl ilerliyor şu anda, e, biraz hani böyle teknik olarak inceleyeceğiz. Hem de çok fazla da ben böyle derin tekniklere girmeden. Biraz daha böyle olayın felsefesiyle alakalı konuşmayı da seviyorum. Birazcık da hani e, daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. En azından hani bugün e, bu etkinliğin sonunda hani blockchain ile ilgili ya da işte web 3 tarafıyla ilgili daha böyle e, heyecan duy duyacağımız şeyler konuşursak. Hani belki alana yönlenme anlamında daha etkili olur diye düşünüyorum. O yüzden hani bugün birazcık blockchain 101 olarak düşündük eğitimin konseptini ama çok da blockchain 101'e bağlı olarak kalacağım, kalmak istemiyorum. Dediğim gibi birazcık hem böyle sohbet olarak sohbet tadında ilerlesin istiyorum. Hem de e, hani ilgi uyandırması anlamında doğrudan e, 101 tadında değil de dediğim gibi biraz daha böyle sohbetle karışık. Hem böyle kendimin de kendim bu süreçte nasıl başladım nasıl devam ettim hani şu anda da nasıl ilerliyorum. E, hani hani roadmap'imden belki biraz bahsedebilirim. Ee, bu şekilde ilerleyeceğim. Ee, şimdi bir sunumum var. Ufak hani bunu size en azından konu başlıklarını görebilmek adına. Etkinlik sonunda da hani e, chat kısmına da doküman paylaşımı yapabiliriz. Oraya tuttururuz. Bu arada sanırım hala katılım geliyor. Yine birazcık bekleyebiliriz bir diye düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan bir ufak girizgah yaptık henüz. bir şey konuşmuş değiliz. tekrardan ekran paylaşımı açayım. Harici monitörümde olmadığı için şu an yanımda bir hayli zorlanıyorum ama. Okey. Ee... Şöyle en başa alacağım. Burada kalsın birazcık sohbet olarak başlayacağım arkadaşlar şöyle olaya şöyle başlamak istiyorum ee, yaklaşık bir sene bir buçuk sene önce kadar ee, çoğu kişi de olduğu gibi bende de e, kripto paraların bu inanılmaz hani pandeminin başlangıcıyla beraber kripto paraların kripto varlıkların daha doğrusu dünyadaki küresel risk ürünlerinin inanılmaz sükse yaptığı dönemde işte ben de tamamen bir arayış içerisindeydim. Zaten okuduğum bölümle alakalı da sürekli böyle bir araştırma içerisindeydim. Biraz da bende şey vardı hani ee, hani var olan güncelliği yakalamak değildi hani yolda hani daha henüz daha yakalayamadığımız ya da hani öğlenti üzerine kalmış şeyleri takip etmeyi daha çok seviyordum. Hani kendimde var olan bir teknolojinin üzerinde değil de hani henüz daha yerleşmemiş hatta hani belki 91'de ortaya atılmış bir teoremdi bu daha artık a mimarileri ama hala daha günümüzde oturmamış bir teknolojiden bahsediyoruz tam anlamıyla. Ben de bu arayış içerisindeydim esasında. Hani bununla beraber ne yapabilirim? Neler olabilir derken hani kripto varlıklarıyla ilk bir tanışmam oldu. Hani o da o dönemde zaten herkes böyle işte pandemi geldi. işte e ekonomik küresel risk ürünleri çok düşecek. Ekonomi olarak neler yapabiliriz? İşte yatırım yapalım. Hadi altın alalım hadi işte borsaya girelim falan filan derken ben de tamamen aynı kafayla e kripto varlıklarla tanıştım. Bununla beraber işte belli bir süreç içerisine giriyorsun işte araştırıyorsun görüyorsun merkeziyetsiz finans kavramları ortaya çıkıyor işte nedir bu gibi. Bu süreçte işte blockchain ile tanıştım ama tam tam olarak ilk başlarda hani blockchain hakkında tam olarak bir fikrim yoktu. Esasında benim için sadece bir kavramdan ibaretti. Bununla beraber işte bir yatırım planı oluşturdum belki kendime hani ama şunu yapmak istiyordum abi okey ben bir yatırım olarak buna bakıyorum evet yatırım yapacağım ama e, bilinçli olmak istiyordum esasında böyle bir durum söz konusuydu hani bilinçli olman için de yatırım yaptığın şeyi iyi bilip iyi araştırman gerekiyordu hani burada da karşıma tabii ki de hani blockchain kavramı ortaya çıktı hani bununla beraber nedir ne değildir ben yatırım yapacağım ama neye yatırım yapacağım araştırmaya başladım sonra hani fark ettim ki e, böyle bir sektör söz konusu inanılmaz da büyüyen bir furya var Ülkemizde de daha hala daha yerleşmiş değil. Ben bunu bir araştırayım dedim. Hani tamam belki bunun bir sene sonra, bir buçuk sene sonra işim olacağının bilincinde değildim ama tamamen bir araştırma içerisindeydim. Bununla beraber araştırmalarıma başladım. İşte e, blockchain nedir gibi hani böyle daha hani tamamen böyle makale okur gibi ilerliyordum. Ondan sonra zamanla zaten bu yapılan yatırımlarla, yapılan finansal hareketlerle birlikte benim ilgim de artmaya başladı. Çünkü hani e, ekonomiyle alakalı hareketlenmeleri de seven, hani ekonomiyle alakalı e, durumları da seven bir insanım. Kendi mesleğimle de bunu bir araya getirme imkanı bulunca benim için kaçınılmaz bir durum oldu. İnanılmaz bana keyif vermeye başladı. Ee, biraz zaman geçtikçe artık hani böyle işin artık derinliklerine inmem gerektiğini düşündüm. Ve artık tamamen blockchain kavramı nedir, ne yapılıyor, hani burada neler dönüyor? bu işte blok nedir bu blok zincirler nasıl oluşur bloklar nedir yani bu bloklarda ne saklanır ne tutulur ya da bunlar neden ihtiyaç duyulmuştur gibi sorular sormaya başladım hani bu soruların cevabını aramaya başladım hani isterseniz biraz da hani bu soruların cevabını birlikte düşünmeye aynı zamanda soralım hani soralım aynı zamanda birlikte düşünelim ee, işte ilk olarak bir dediğim gibi blockchain kavramı ortaya çıkıyor blockchain işte nedir ee, daha defterlerin bir arada işte bir zincir halinde bloklar halinde verilerin saklandığı ama bir veri veritabanı gibi değil de tamamen bunların kayıtlarının tutulduğu bir ağ sistemi ağ merkeziyetsiz hiçbir ademi merkeziyete bağlı olmayan bir server tarafından yönetilmeyen ya da daha doğrusu server yani dediğim gibi anarşisinden konuşacağız demiştim birazcık verin anarşisinden bir server tabiri caizse bir server baronu tarafından sizin verilerinizin tutulmadığı bunların yüksek güvenliklerle yani güvenlikli şifrelemelerle korunduğu tamamen e, kişiye ait bir sistemle korunduğu bir o bir e, teknolojiden bahsediyorduk. Bununla beraber araştırmaları devam ettiğimde hani e, çok daha farklı bir kavram olduğunu ortaya çık buldum yani. Şöyle söyleyeyim. Ee, dünyada verilerinizin korunduğuyla alakalı sürekli işte e, bir şeyler onaylarsınız bir yere kayıt olursun ders ki işte e, okudum onaylıyorum butonları vardır işte verilerinin saklandığına dair. Dünyanın en büyük veri merkezleri işte, işte Facebook ondan sonra Google gibi bunlar hani hep güven vermiştir esasında ama işte verinin adaletli olması anlamında bunlar hiçbir zaman e, ee, bireysel kullanıcı yani bilinçli kullanıcı daha doğrusu bireysel bilinçli kullanıcı tatmin etmiyor çünkü sen ne kadar çok birini e, birine güveniyor olursan da ol sonuç olarak senin günün sonunda verilerin birisinin elinde ve bu veriler kullanılabilir. Burada da hani e, dediğim daha demin dediğim gibi veri adaleti kavramı ortaya çıkıyor. E, bu felsefi tarafı çok önemli benim için çünkü benim buraya yönelmemi benim bu şekilde buraya hani e, tamamen artık işim olmasına sebep olan şey de bu anarşi, bu teknolojinin felsefesi benim için çok önemliydi. Burada da hani vaat edilen bitcoinle beraber ortaya çıkan e, bir veri adaletliği aynı zamanda finans adaleti dünyada biliyorsunuz ki hani enflasyon denen bir ciddi bir sorun varken bir teknoloji ortaya çıkıyor ve diyor ki biz dünyada ekonomik adaleti sağlayacağız. Bunu da böyle böyle bir teknolojiyle sağlayacağız. İnanılmazdı. Benim için gerçekten hani bunu ee, araştırmamak elde değildi çünkü çok araştı Yani bizzat ilgilendiğim iki alan bir aradaydı. Yani ekonomi çok seviyordum. Belki kendi ee, yeteneklerimce, kendi düşüncelerimce çok takip etmeyi istediğim bir alanda Aynı zamanda da kendi mesleğim olacak. Yazılım sektörüyle de doğrudan bağlantılı bir yerde. O yüzden burada böyle bir durum ortaya çıktı. <laughs> Veri adaletinden bahsediyordum. Dünyada arkadaşlar ee, verileriniz Verilerimiz daha doğrusu e, dünyanın en büyük veri merkezleri dediğim dedi. gibi Facebook, Google gibi büyük şirketler tarafından sözde ücretsiz olarak tutuluyor. Ama tabii ki de böyle bir durum söz konusu değil. Verilerin işlenmesi gibi yani biliyorsunuz takip edenleriniz vardır. Yani dünyada bununla beraber çok fazla davalar dönüyor. İşte verilerin satıldığı ile ilgili ülkelerin gizli istihbarat teşkilatlarına dağıtılması gibi pek çok durum söz konusu. Burada işte blockchain Şöyle sunumumu sizlere göstermek istiyorum. Ee, tam ekran yapmayacağım çünkü tam ekran yapınca birazcık kontrolü kaybediyorum. Blockchain'de ee, peer-to-peer network'dan bahsetmek istiyorum birazcık. Tamamen ee, hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ee, kullanıcıların tamamen ademin merkeziyetsiz bir şekilde kullanıcıların birbirleriyle dijital cüzdanları sayesinde veri paylaşabildikleri bir A sistemi düşünebilirsiniz hani bunun tabii ki cüzdan kısmı sadece e, işin ekonomik veya işte NFT ondan da birazdan bahsedeceğim NFT kısmı için kullanılıyor olabilir ama aslında peer-to-peer -peer network dediğimiz olay e, burada da işte burada da koyduk örnek olması için hepimizin çok yakından tanıdığı torrent sistemi mesela arkadaşlar torrent bildiğimiz en net peer-to-peer -peer yani eşler arası teknolojilerden biridir. Arada hiçbir aracı yoktur. Tamamen e, erişmek istediğiniz veriyi örnek veriyorum. Ben ve e, X kişisinden bir veri almak istiyorum. Tamamen onu onun izniyle ve benim erişimin olmasıyla hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan kurabildiğimiz bir sistem. Yani burada tabii ki de bunun beraberinde getirmiş olduğu dezavantajlar var. Kullanıcı art niyetli bir kullanıcı sizin bilgisayarınızda istemediğiniz verileri de bu şekilde erişebilir basit hani e, phishing yöntemleriyle. Ama dediğim gibi hani burada blockchain'in temelinde peer-to-peer -peer network dediğimiz sistem yatıyor arkadaşlar. Ee, peer-to-peer network de dediğim gibi en bariz örneği de aslında torrenttir. Torrent'te bir aracı yoktur. Ee, bir server'dan çekmezsiniz aslında veriyi. Ee, tamamen başka bir peer'dan aldığınız veriyi bilgisayarınızda işlerseniz. Böyle bir sistem vardır. Hani bu da dediğim gibi e, hiç hiçbir aracı kuruma aracı... Server side'a ihtiyaç duymadan verilerinizi alabiliyorsunuz ama bununla beraberine getirmiş olduğu bazı dezavantajlar olabiliyor. Bu şekilde yani peer to peer network aslında bu demek. Ee, devam edelim. Yine burada ek olarak şunu söylemek istiyorum. Blockchain'in e, çok ufak böyle tamamen detayına girmeden çalışma prensibinden bahsetmek gerekirse bazı bilgisayar programlarıyla bunlarda tam olarak değinmeden bahsedeceğim şimdi. Bazı bilgisayar programlarıyla birbirine bağlı bloklar düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu bloklarda yapılan işlemlerin kayıtları ve bir sonraki blokta da bir önceki bloğun kaydı tutulacak şekilde bir sistem sistematiği var. bunlar birbirlerinin hash değerlerini tutarlar. Hash deriz biz bunlara. Yapılan bir işlem sonucunda, transaction sonucunda bunların hash değerleri oluşur ve bir blok kendinden bir önceki bloğu tutar. Ve ee, hala da mesela örneğin Bitcoin'in oluşturulan ilk bloğundan itibaren günümüze kadar hala aynı zincirdedir. Bu zincirlerdeki bir bloğun sadece hash değerinin değişmesi yani bir önceki kaydını tutan değerinin değişmesi o bloktan sonraki tüm zincire bağlı tüm blokların tamamen değişmesi demektir. Ve ee, şöyle de bir durum var. Bitcoinleri Bitcoin'de blokları daha doğrusu tüm blockchain ağlarındaki blokları ee, miner dediğimiz madenciler bunlar oluşturuyorlar. Şöyle hemen alt tarafa geçiyorum. Minerler ne yapıyorlar? Bunlar e bizler için kullanıcılar için Blockchain dediğimiz sistemdeki blokları oluşturuyorlar. En temel anlamda bu. Ama e bunu yaparken tabii ki de belli başlı hem kendi enerji harcamaları hem de enerji harcamaları karşısında aldıkları blok başına ee, ödüller alıyorlar. Şöyle oluyor bu sistemde. Şimdi e, minerler kurdukları sistemlerle, işte bunlar e, çok yüksek enerji tüketen, gerçi artık günümüzde bunlar biraz daha basicleşmeye başladı. Çok çok düşük enerjilerle de çok daha e, performanslı sistemler kullanılabiliyor. Temel anlamda e, minerler bu daha demin bahsettiğim blok zincirdeki blokları kullanıcılar için Oluşturmak, oluşturmakla görevli programları yazıyorlar. Ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi dünyada belki de çalışan binlerce mining yapan sistem var. Bu mining yapan sistemlerin çalışma prensipleri de şöyle. Bitcoin üzerinden gidelim. Bitcoin'de arkadaşlar 10 dakikada bir, ortalama 10 dakikada bir yeni blok oluşur. Bu bloklar peki nasıl oluşuyor? Şimdi sisteme bağlı kayıtlı defterler var. Her miner aslında birer kayıt defterine sahip. Bu kayıt defterlerini işleyebilmeleri için bunların miner'ların kendilerine ait programları var. Hatta şu bunu şöyle örnek verebilirim. Günlük hayattan örnek verebilirim yani şu şekilde. Bulmaca var, ortada bir algoritma var, bir bulmaca var. Miner'lar da bu bulmacayı çözüp bloğu oluşturmaya çalışıyorlar. Bloğu, bulmacayı ilk çözen miner bloğu oluşturur ve bütün bu oluşan bloğun kaydı da tüm miner'ların defterlerine düşer. Ama bloğu ilk e, algoritma yani bulmacayı ilk çözen miner'in, e, bloğu oluşturan ilk miner'in ödülü onun kayıt defterine düşer sadece. Bu da tabii ki de... E, hmm rekabetçi bir ortam oluşturuyor ve hatta hani Bitcoin'de şöyle bir durum söz konusu. İşte şöyle bir durum var. Deniyor ki 21 adet şey özür diliyorum. 21 milyon adet Bitcoin oluşacaktır ve bu kural asla değişmeyecektir. Bu da rekabetçi bir ortam oluşturuyor. Nasıl oluşturuyor? Şimdi 21 milyon adet demek hani bir arzda bir sınırlılık vardır demek. Hani arz sınırlı olunca talep çok fazla artacak. Neden artacak? Çünkü herkes bu ödülü mining yaparak almaya çalışacak. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Ne kadar çok mining artar, miner artarsa ee, burada bulmaca zorlaşacak. Çünkü çok fazla miner olduğu için bulmacanın zorlaşması gerekiyor ki hani e, hem rekabetin artması hem de bu e, enerji kullanımının da aynı oranda değişme dengelenmesi gerekiyor. Bu da nasıl oluyor işte? Dediğim gibi 21 milyon adet sınırlı arz var ve işte bunun tahmini okuduğum, e, edindiğim bilgi göre işte en son Bitcoin'in ee, 2140 yılına kadar mining, mining edilmesi bekleniyor. Neden? Çünkü bulmaca zorlaşıyor. Bulmaca zorlaştıkça minerların bulmacayı sözme, çözme süreleri de artıyor aynı şekilde. Ee, bu şekilde, mining olayı bu şekilde ilerliyor. Temel anlamda bu şekilde. Ee, daha farklı durumlar da var. İşte bu kayıt defterlerinin tutulması, e, ...ZP2 gibi farklı teknik detaylar da var ama onlara çok detay girmek istemiyorum. Temel anlamda e, blockchain'in nasıl ve blokların nasıl oluştuğunu bilmemiz çok daha yeterli olacaktır şu an. sha 256 arkadaşlar. Amerika Yanlış hatırlamıyorsam Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından geliştirilen bir e, temel şifreleme algoritması. Bunlar, e, bu temel şifreleme algoritmalarıyla e, kullanıcıların dijital cüzdanlarında... Ee, belli bir bitlik sayı belli bir bit sayısında herkesin kendine ait tamamen işte dediğim gibi bu şifre şifreleme algoritması kullanılarak oluşturulmuş belli bir adres numaraları oluyor Bunlar için kullanılan bir e, şifreleme algoritması şöyle devam edeceğim Ethereum hash'i geçiyorum decentralize ee, arkadaşlar Blockchain'de en önemli şey daha demin de bahsettiğim gibi aslında e, tamamen merkeziyetsiz bir yapının oluşturulması ama burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi onunla ilgili de bir resim var onu da size göstereceğim. E, tamamen şu anda hala daha hani geliştirilen uygulamalarda işte decentralized application diyoruz merkeziyetsiz uygulamalar. Bunlar da hala da tamamen ademi bir merkeziyetsizli merkeziyetsizlik oluşturulamıyor. Neden oluşturulamıyor? Çünkü e, hala da bir Tam olarak işte ölçeklendirilebilir maliyet ya da e, merkeziyetsizlik. Tam olarak bunlar hiyerarşinin ve de aynı zamanda blockchain için o beklenen ideal. Hani bir şeyin idealini yakalamak vardır. İşte ne bileyim felsefede de vardır ya ideal ahlak yasası. Hani ideal olanını yakalama çabası vardır aslında. Blockchain'de de böyle. Hani tamamen merkeziyetsiz bir sistemi şu anda hani düşünemiyoruz. Yok mu? Var. Mesela tamamen merkeziyetsiz çalışan sistemler var. Ama genel anlamda merkeziyetsiz çalışan uygulamalarda Merkeziyetsizliği yakalamaya çalışıyoruz. Yani ideali yakalamaya çalışıyoruz. Onunla ilgili de şöyle bir görselim var. Şimdi göstermek istiyorum onu size. Ee, bu arkadaşlar blockchain trilemma dediğimiz bir e, şema. Burada şu anlatılmak isteniyor. Hani e, belki işte e, daha önce görmüşsünüzdür. Buna benzer başka şemalar da var. İşte cap teoremi falan var. Buna çok benzer aynı mantıktadır yani. E, i̇şte burada decentralization var. Ondan sonra işte... E, Security var, Scalable var. İşte burada aslında mantık şu arkadaşlar. İşte burada Security ile Decentralization arasında Bitcoin ve Ethereum'u vermiş. Diyor ki burada sen bir blockchain, geliştir blockchain geliştiriyorsun, bir network geliştiriyorsun. Sen bunu yapmak istiyorsan eğer bu Trilemma üzerindeki sadece iki İki tane kriteri seçebilirsin diyor. E sen bu iki kriteri seçtikten sonra üçüncü bir kriterden zafiyet vermek durumundasın diyor. İşte mesela örnek olarak burada Bitcoin ve Ethereum var. Hani ne demiş işte Bitcoin ve Ethereum merkeziyetsizlik ve e, e, güvenilirliği baz almış. Ama işte scalable, ölçeklendirilebilirlik anlamında sıkıntı yaşıyor. İşte ondan sonra da burada e, birazdan yine ona geleceğim. İşte katman iki çözümleri var mesela o zafiyetleri kapatmak için geliştirilen network networkler oluşturmuş zamanında. Onlara da birazdan geleceğim. İşte burada yine gel baktığımız zaman decentralization ve scalable işte IOTA ve Ghost networklar. İşte demiş ki hem scalable daha ölçeklendirilebilir bir sistem aynı zamanda merkeziyetsiz bir sistem oluşturulmuş. Bu şekilde hani baz alınarak yapılmış. Burada da security'den işte güvenlikten zafiyet verilmiş. Aşağıda da security ve scalable var. Libra, EOS, Ripple bunlar da işte daha güvenli ve daha ölçeklendirilebilir. Mesela Ripple ee, çok daha popüler belki duymuşsunuzdur Ripple. I. Tamamen merkezi bir sistem. Tamamen banka bildiğimiz günümüzde kullanılan bankalarda bulunan ticari sistem yani o finans sistemini kullanan bir blockchain networking. Tamamen centralization bir sistem yani. Ee, bu da açıkçası blockchain'inde hani blockchain Ethereum'un bu tamamen bilinmesi, önem verilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> çok özür diliyorum. Ee, şöyle bir şey yansıtmaya çalışacağım. Hemen. Sanırım tamam ee, Evet, Ethereum'a geldik arkadaşlar. ethereum'a özellikle bir başlık açmak istedim çünkü e, benim de halihazırda yakından takip ettiğim bir teknoloji. Şu anda Ethereum'un e, popülaritesi günden güne artmaya başladı. Çünkü çok güçlü bir network ama hani nispeten çok daha derine, in, detaya indiğimiz zaman tabii çok daha hani performanslı, daha hızlı, ölçeklendirilebilir, daha ölçeklendirilebilir sistemler var Ethereum'a nazaran ama çok daha hani böyle hem piyasa hacmi olarak hem de e, kullanış bakımından Ethereum kadar hani şu anda e, popülerliğini koruyan başka bir blockchain network şu an varsa da aklıma gelmiyor. Ethereum'un blockchaininden e, özür diliyorum Bitcoin'den ayrılan en büyük özelliği Bitcoin üzerinde Bitcoin blockchain'in network'ünün üzerinde herhangi bir uygulama geliştiremiyorsunuz. Yani hiç öyle, yani tamamen üzerine inşa edilmeye kapalı bir sistem. 2010, 2009 yılında işte ilk makale yayınlandığında Satoshi Nakamoto makalesi yayınlandığında zaten orada hani bahsedilen bir durum bu. Ethereum arkadaşlar ee, şimdi onun yapısından da biraz bahsetmek istiyorum. O da bir tık karışık ama yine de size Yapıyı anlayabilmeniz için daha böyle basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde bloklar Ethereum'da da aynı Bitcoin'de olduğu gibi bloklarla birbirine bağlı sistemler var. Ama bu bloklar üzerinde dediğim gibi ee, farklı katman çıkabiliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim size? Farklı çözümler üretebiliyorsunuz. Yani işte atıyorum Bitcoin'de transferler yavaş gerçekleşiyor. Veri veya işte ee, Kripto varlık transferleri yavaş geçiriyor. Ethereum işte nispeten daha hızlı. Bunun gibi katmanlar çıkılarak çözümler üretilen bir sistem. Aynı zamanda hani bunu biraz daha finans tarafıyla bakmak gerekirse. Ethereum üzerinde Bitcoin'den bağımsız olarak farklı tokenlar, farklı işte coinler üretebiliyorsunuz, bastırabiliyorsunuz. Bu gibi farklılıkları da var. Aynı zamanda burada bir kavramdan daha bahsetmek istiyorum. Ethereum Virtual Machine. Eee. Şöyle söyleyeyim, solidity diye bir dil var. Hemen şurada altta işte gördüğünüz iki tane e, kavramımız var, smart contracts ve solidity link diye İki tane farklı kavramımız var arkadaşlar. Şöyle bir durum var, işte blockchain'de yazmak istedi yapmak istediğimiz işte e, uygulamalar olabiliyor, blockchain ağının üzerinde çalışacak uygulamalar olabiliyor. Bunları yaparken e, belli tabii ki de yazılımsal programlama dilleri, işte akıllı kontratlar söz konusu. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim. Blockchain üzerinde geliştirme yaparken Ethereum sanal makinesi kullanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ethereum sanal makinesi üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler tasarlamak ve hani ee, sözleşmeleri geliştirmeye işte onlara ee, yönelik işte ne olabilir? Böyle günümüzde de yani tamamen kullandığımız web uygulamaları işte. Ee, Decentralized application işte bunlar. Tamamen bildiğimiz tüm uygulamaların aslında blockchain üzerine taşınmış hali. Bunları yaparken kullandığımız işte bazı kontratlar var arkadaşlar. Bunlara bu arada tamamen bu şey gözüyle bile bakabilirsiniz işte bir ev kiralayacağım ve evin kira kontratı. Bunların bile blockchain ortamına taşınmış halini düşünebilirsiniz. Gerçekten de tamamen böyle bir sistem. Bugün bir ev kirasını bile blockchain ortamında sunabilirsiniz. Bunlar için çünkü geliştirilmiş kontratlar var. Bunlar için işte tam şurada gördüğünüz işte bir e, MetaMask cüzdanı var. Bu tarayıcı üzerinde çalışan e, decentralized bir e, cüzdan. Burada dijital varlıklarınızı tutabiliyorsunuz. Bunlarla smart kontratlar yani akıllı kontratlara bağlanarak Ethereum sanal makinesi üzerinde bu akıllı kontratları çalıştırarak e, anlaşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Peer'lar arasında anlaşma gerçekleştirebiliyorsunuz. <laughs> Çok özür dilerim. Ee, EVM yazılan solidity kodunu alır, Ethereum byte koduna çevirir. Onunla ilgili bir e, görsel vardı. Onu bakalım hemen buradan bulabilecek miyim? EVM ee, şöyle diyeyim. Özür diliyorum. Çok alakası şeyler çıkacak sanırım. Evet, şöyle yazarsak daha iyi olacak. ha şu çok iyi. İşte burada aslında e, şöyle bir bunu alabilirsek buraya alabilecek miyiz? Şöyle bakalım burada var mı görsel? Aynen burada var. Arkadaşlar burada mantık şu aslında. E, Ethereum sanal e, makinesinde yazılan Solidity kodu Ethereum compiler'ına geliyor. Burada biraz da arkadaşlar teknik. Bu arada bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Java gören arkadaşlarımız varsa daha önce bir tık tam olarak olmasa da Java sanal makinesini andıran bir yapısı var. Nasıl işte burada işte e, Ethereum sanal makinesi Solidity kodunu alıyor. Ethereum byte koduna çeviriyor. Burada işte iki tane Ethereum byte işte burada byte kodlar var. Bu byte kodları çevirir ve sözleşmede bulunan talimatlara göre uygulanıyor arkadaşlar. Ethereum ağında bulunan madenciler EVM ağında oluşturulan akıllı kontrat işte akıllı kontratları alıyorlar. Bu sözleşme işleyerek blok üzerindeki fi ödülünü elde ediyorlar. fi ödülü dediğimde az önce işte bulmacayı çözen kişinin bu ödülü alması işte atıyorum ee, bulmacayı çözdü işte bunun yarılanma ödülleri falan da var seneye göre mining yapanların işte seneye göre aldığı yarılanma ödülleri de var İşte 4 yılda bir ya da 8 yılda bir aldıkları yarılanma ödülleri de var. Burada işte geliyor solidity'nin solidity bir sonraki adımda bahsedeceğim. Smart kontraktları geliştirirken kullandığımız programlama dili Solidity dediğimiz programlama dilinde işte kodlar geliyor. Ethereum'un compiler'ında byte kodlara dönüştürülüyor. Ethereum sanal makinesinde bloklara ayrılıyor. Burada da işlemek istediğimiz kontrat yani yayınladığımız kontrat hangisine erişmek istiyorsa bloklardaki hangi bir kayda erişmek istiyorsa ona ulaşıp o veriyi deftere işliyor. Böylelikle yapmak istediğimiz işlem de gerçekleşiyor aslında. EVM'in genel yapısı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, hemen buradan dönüyorum. İşte burada geldik tekrardan. E, smart kontraktlar arkadaşlar. Smart kontraktlar çok e, önemli bir konu. Çünkü esasında blockchain üzerinde etkileşimleri kurmamızı sağlayan yapılar akıllı kontratlar. İşte burada örnekler verilmişti. No middleman, e, işte savings, işte autonomous execution, trustless execution gibi. Eee Evet, avoid manuel, error falan. İşte burada ne bunlar smart contract'ların kullanılabildiği yerler. Hani bunlara en basit örnekler dediğim gibi aslında bir kira sözleşmesini bile smart kontrakt olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu bile blockchain ortamına e, taşınabilen bir yapı. Neden bu yap peki bu taşınabilir? Çünkü e, smart kontraktlarda şöyle bir durum söz konusu. Taraflardan herhangi biri anlaşmanın e, anlaşmaya uymadığı takdirde smart kontrakt gerçekleşmiyor ve hani e, bu taraf hani bir güvenlikli az önce gösterdim işte SHA 256 şifreleme sistemiyle gerçekleştiği için taraflardan ikisi, ikisi de ifşa olmuyorlar ve de herkes güvenliğini en yüksek şekilde koruyabiliyor. İşte burada dediğim gibi otonom execution işte otonom sistemlerde çalıştırmalarda avoid manuel da pek çok yerde kullanılıyor. <laughs> i̇şte tabi bununla ilgili şu anda hukuki sistemler henüz daha oturmuş değil. Şu anda dünyada devletler smart kontraktlarla ilgili regülasyonlar yapmaya başladılar ekonomi alanında daha çok ağırlıklı olarak. Bununla ilgili regülasyonlar yapılıyor. Yapılması da gerekiyor açıkçası. Çünkü hani m, inanın açıkçası pek çok insan blockchain üzerindeki anarşiye inanıyor ve açıkçası çok da güzel bir teknoloji. O yüzden şu anda devletlerin de smart kontratların, yani akıllı kontratların hukuki boyutuyla ilgili. Çünkü sonuç olarak burada bir anlaşma söz konusu. Ve bu anlaşmalar zorbalık olmadığı sürece inanılmaz güvenli anlaşmalar. Çünkü zorbalık önünde zaten yapı aslında gerçekleştirebilecek çok bir senaryo yok. Bu olay gerçekleşirse zaten gerçekleşecektir yani. Burada da işte smart kontrakların önemi çok fazla. Neden çok fazla? Çünkü e, blockchain üzerinde yapmak istediğiniz herhangi bir işlemi örnek veriyorum bir para transferi olabilir. Bu işte bir NFT transferi olabilir veya daha gelişmiş sistemlerdeki işte data transferi olabilir. Bu gibi durumlarda tamamen smart kontraktlar üzerindeki fonksiyonlarla etkileşim kuruluyor. İşte smart kontrakları arkadaşlar yazdığımız dilin adı da Solidity. Başka diller yok mu Sol e, smart kontrak yazabildiğimiz? Var. Ama şu an bunun için geliştirilmiş en salt dil Solidity. E, solidity de yapı olarak arkadaşlar sintex olarak hani belki çalışmak isteyen görmek isteyen arkadaşlar olacaktır. Sintex olarak C++'a benziyor. Böyle bazen işte bana bazı yerler böyle birazcık ee, JavaScript falan da çağrıştırıyor böyle. Hani yapı olarak birazcık böyle karma bir dil. Tamamen ama smart kontraktlar üzerine, smart kontraktları yazmak üzerine geliştirilmiş bir dil. Henüz daha hala daha gelişme aşamasında çok fazla işte implementasyon içeren kütüphaneleri var. Ee, belli standartlara oturtulması için işte OpenZeppelin gibi ee, farklı işte başka kütüphaneler de var. Şu an aklıma işte OpenZeppelin gibi kütüphaneler var. Bunlar artık yani Solidity üzerinde eee belli standartlarda smart contract yazmayı sağlayan yapılar. Çünkü bunların dediğim gibi herkes kendi kafasına göre bir smart contract yazmaya başlarsa bu biraz farklı bir hal alabilir hatta yani geçtiğimiz günlerde işte bazı borsalardaki hacklenme durumları veya işte NFT satın aldığını düşünüyor ama aslında satın almamış NFT cüzdanında kiralık bir NFT ve hani fakat kullanıcı bundan haberdar değil asla hani burada da işte yine smart contract'ın önemi çıkıyor. Yani bir Satın alım gerçekleştireceksiniz diyelim ki bir NFT veya bir dijital varlık. Hani dijital varlıklarda bu durum çok söz konusu değil ama NFT gibi ee, risk ürünlerinde ki bu artık çok çeşitleşmeye başlıyor. İşte metaverse kavramları falan geliyor. Yaptığınız işlemlerde smart kontratlarına hakim olmak bilinçli kullanıcılık anlamında çok önemli. Çünkü dediğim gibi satın aldığınızı düşündüğünüz bir şey aslında kiralamış veya geçici olarak size ödünç verilmiş olabilir. Bu yüzden dolandırılma ihtimaliniz var. Çünkü bununla ilgili çok fazla işte victim var yani. O yüzden çok çok önemli. Solidity'de dediğim gibi şu anda kullanılmak üzere pek çok standartlar yazılıyor. Bunlar tabii ki zaman içerisinde daha da oturacaktır. Yani bunlar aslında birer arayüz. İstediğim söylediğim gibi Open Zeppelin. Bunlar implementasyonlarla birlikte Solidity üzerinde belli fonksiyonları çalıştırarak sizin tamamen daha böyle etkin, daha etkileşimi yüksek bir smart kontrakt oluşturmanıza sağlıyor diyebilirim. Şimdi burada e, bir başka noktaya geldik. Katman 2 çözümleri. Bu da daha demin arkadaşlar bahsettiğim gibi. Şunu tekrar açmak istiyorum orada. E, blockchain trilemma demiştik arkadaşlar. <laughs> burada işte demiştik ki işte Bitcoin, Ethereum, işte güvenli, aynı zamanda merkeziyetsiz, işte EOS, Ripple, işte güvenli ölçeklendirilebilir ama decentralized değil. İşte De, IOTO GOSTA, decentralized işte merkeziyetsizlik söz konusu daha ölçeklendirilebilir bir sistem. Ee, bununla beraber ama tabi farklı bunların aralarına farklı etkenler de giriyor. Mesela gas fee dediğimiz işte ee, bir blok oluşturulurken network üzerinde daha demin dedik bir blok oluşturulurken harcanan enerjilerden ortaya çıkan o ücret minerların işte ee, elektrik enerjisi harcarken bu, bu enerjilerin maliyetlerinin giderilmesi için ödenen Kostlar e, var ve bunların Çözümleri tabii ki de oluşturuyor zamanla Layer 2 Solutions dediğimiz arkadaşlar bir yapı var Bir yapı değil aslında Bu bir e, konsept Ve bu konsept üzerine geliştirilmiş bazı Teknolojiler var işte e, Ne var işte en basit aklıma gelen immutable X var arkadaşlar Layer 2 Solutions bunlar Blockchain'de Ethereum'un işte Bitcoin'in Veya daha demin oradaki Ripple'ın EOS'un işte Matik'in bunların çözemediği sorunlara böyle bir konsept oluştu. Diyor ki işte katman 2 çözme. Katman 1'de işte ne var? Bitcoin, Ethereum. Sıkıntısı ne işte bunun? Ölçeklendirilebilir değil. Ne yapıyor? Ne yapmışlar? Layer 2 solutions çıkarmışlar ve demişler ki biz Bitcoin ve Ethereum'a nazaran daha ölçeklendirilebilir bir sistem çıkarıyoruz. Aynı zamanda ölçeklendirdiğimiz bu sistemin enerji tüketimi ve aynı zamanda maliyeti Bitcoin ve Ethereum'dan çok daha düşük olacak. Bu da aslında belli bir noktada prestij gibi görünen ama çok da aslında etkili bir teknoloji konsepti olarak karşımıza geliyor. Layer 2 Solutions arkadaşlar bu şekilde. Ee, geldik son zamanların inanılmaz patlama yapan prestijli e, konusu. Non-Fungible Token. İnternette araştırma yaptığınızda muhtemelen işte karşınıza şey çıkacak. Karşılıksız token falan bu tarz çok böyle anlamını karşıladığını inanmadığım bir cümle. Arkadaşlar genel anlamda hani şu anda çoğu herkesin işte ben görüyorum yani sokakta falan herhangi bir yerde gezerken de böyle işte belki gittiğiniz kuaföre markete gidiyorsun herkes bir NFT 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 alın NFT alın NFT alın arkadaşlar bunlar ee, aslında günün sonunda baktığınızda bir stenografi diye bir yapı şey vardır belki illa duyanınız olmuştur stenografi olması lazım bir dijital varlığın içerisinde aslında bir kod parçası ya da bir gizli veri yükleme gibi bir olay. Benziyor. Direkt stenografi değil ama non-fungible tokens aslında bende NFT'ler de, NFT de bende öyle bir yapı çağrıştırıyor arkadaşlar. İşte dijital varlıkların e, merkeziyetsiz bir borsası oluşturmaya başlandı. Burada da hedeflenen ne aslında? E, işte çok değerli bir sanat eseri söz konusu. Bu sanat eserinin Güvenli mesela evinizde veya farklı bir yerde tutulması. Bunun hani fundamental anlamında nasıl bir yer tutması gerektiğinden bahsetmek için bu örneği veriyorum. İşte bir dijital sanat eserinin evinizde mi saklanması daha güvenli? Yoksa işte dijital cüzdanınızda kimseden erişemeyen yüksek şifreleme sistemiyle cüzdanınızda bulunması mı daha güvenli gibi bir yapı söz konusu. NFT'ler dediğim gibi genel anlamda şu anda tamamen bir prestij ürünü olarak gözükebiliyor. Ama e, NFT'lerin konseptleri zamanla değişmeye başlayacak. Belki yani dediğim gibi... Pek o tanımı sevmesen de karşılıksız dijital varlıklar gibi geçiyor tanımlarında. Tam olarak bu değil ama e, hani buna yakın bir durum söz konusu. Şu an için bir prestij gibi gözüküyor ama zamanla tabii ki de farklı bir boyut alacak. Belki kripto varlıkların dijital risk yani küreselde Bunlar risk ürünlerinin yerini alabilecek bir sistem. Çünkü NFT aslında bugün dijital sanat eserleri gibi görünse de zamanla işte bu karşılıksız tokenlerin neyin yerini alabileceği konusunda çok farklı komplo teorilerde söz konusu. Ee, açıkçası çok da büyük bir furya olabilir. Ha bu çok kısa da sürebilir ama şu anda çok etkileyici oldu ve açıkçası hani e, insanların bunu kazanç noktasında, ekonomik noktada hani kendilerine bir e, yaşam yaşamında kendilerine yer edindikleri de kaçınılmaz bir gerçek ve kesinlikle takip edilmesi gerektiğini düşündüğümde bir prestij yani bu. NFT'lerde hani bu şekilde arkadaşlar hani e, genel anlamda herkes de şu an şunu görebiliyoruz işte sanat eserleri NFT olarak satılıyor. İşte bir tane maymun var maymunu giydirdik işte ne oldu da bu bu kadar para etti. Ama olay bu değil aslında hani baktığınız zaman teknolojide bir şeyin değerlenip değerlenmemesi ee, her zaman onun utility'sine bağlı olmayabiliyor. Evet utility çok önemli gerçekten çok önemli ama bazı şeylerde aslında ee, tamamen aslında pazar stratejisine bakıyor. Yani pazar neyi gerektiriyorsa aslında ürünler de onu gerektiriyor. NFT'lerin de şu anda... Ee, hem utility anlamında yüksek içerikleri olan hani mesela Play to Earn oyunlar çıkmaya başladı. Belki görmüşsünüz. Oyun oynadıkça para kazanıyorsun. Hani bu tarz güzel hani kesinlikle takip edilmesi gereken ee, uygulamalar da söz konusu. Hani bir yandan tamamen hiçbir utility'si olmadan ee, tamamen bir prestij ürünü gibi satılan NFT'ler de var. Ama dediğim gibi hani kesinlikle takip edilmesi gereken bir prestij eee ve takip ettiğinizde dediğim gibi hani bilinçli kullanıcı olmak anlamında bu çok önemli. Akıllı kontratlar çünkü emin olduğum bir şey varsa çok geç değil. Yakın zamanda hani akıllı kontratlar hayatımızda hani ee, çok büyük yere dinecek. Bu akıllı kontratları bilmek ee, sizi çok daha bilinçli bir kullanıcı yapacaktır. Çünkü hani satın aldığınız bir şey akıllı kontrat. Ki artık hani bunun Türkiye'de şu anda yanlış bilmiyorsam en son işte geçtiğimiz senenin Nisan ayının ve Nisan veya Mayıs ayında olması lazım. İşte Türkiye'de kripto parayla ee, yerel piyasada yani Türkiye piyasasında kripto paralarla veya işte blockchain üzerinde herhangi bir alım satım yapılması yasaklanmıştı. O yüzden şu anda Türkiye'de smart kontrakt yapısı, akıllı kontratlar karşımıza çok çıkmıyor. Evet ama bu regüle edilecek ve gerçekten hayatımıza yerleşecek bir durum. O yüzden akıllı kontratları bilip genel anlamda hani blockchain developer hani bir core core blockchain developer olmayacaksan bile veya işte ee, bu işi kendi işin haline değilse bile bunu hayatının bir noktasında takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü blok zincir üzerinde geliştirilen tıp uygulamaları bile var işte blockchain üzerinde geliştirilen ee, işte ne var eğlence sektörü zaten tamamen bunun üzerine kurulu kurulmaya başlandı işte sağlık alanında dediğim gibi inanılmaz çalışmalar var blok zincir üzerinde çalışan ve Bununla tabii ki de yapı taşı smart kontraktlar ve bilinçli bir kullanıcı olmanın da yolunun smart kontraktları okuyabilmenin en azından temel anlamda geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki de normal bir vatandaşın hani oturup da smart kontrakt kodlarını değil ama bunun en azından bir şematik olarak bilmek kesinlikle kullanıcıyı çok daha bilinçli yapacaktır uzun vadede. Ee, NFT'ler de dediğim gibi hani hem bir tarafta fayda sağlayan. Fayda sağlayan dediğimiz de aslında şey yani e, okey ben bu NFT'yi satın alıyorum ama neden alıyorum? Sorusu en böyle NFT'nin zaten şu anda en popüler sorusu. Abi bu niye bu kadar değerleniyor falan. İşte bu soruyu sorarken birazcık da şey yapmak gerekiyor gerçekten. Teknolojinin neden prestijli olduğuyla hani prestij mi satın alıyorum yoksa teknolojiyi mi satın alıyorum? Aslında temel iki soru bu. Hani bunu sormak gerekiyor açıkçası hani e, hani ben de bunun yani bu sektörle ilgilenerek kendime ben bile hani bunu soruyorum diyorum ki prestij mi teknoloji mi? eğer bir şey satın alacaksam veya ben bir teknoloji uygun hareket edeceksem ha benim tabii ki de tercihim bir buçuk iki sene önce yaklaşık olduğu gibi ben her zaman teknolojiyi satın alma taraftarıyım. Çünkü hani teknoloji bana her zaman daha çok güven verir. Hani bununla ilgili de en net örneklerde arkadaşlar play to earn games'ler NFT üzerinde şu an hani oyun oynayarak kazandığın hani bir utility'si olan ee, durum hani dediğim gibi play to earn gamesler var. Hani bununla ilgili de şu an size bir örnek gösterebilirim. Hani bakmak isterseniz Robo Clash şeye bırakırım arkadaşlar. Discord kanalının e, linkini oraya bırakırım. Takip etmek isteyen olursa işte Twitter hesabından falan bakabilirler. Robo Clash play to earn games yani e, oyunlardan birisi çok hani e, ilgisi olan arkadaşlar takip edebilir. Çünkü açıkçası dediğim gibi hani bir Yatırım aracı olarak görüyorsan teknolojiyi satın almak benim için daha mantıklı geliyor. Çünkü e, insan insanoğlunda şey var son ürün psikolojisi var. Biraz hani son ürünü görmeden hani bir şey aldım ama ee karşılığında ne var gibi. Sen dediğim gibi bununla e, şu an NFT tarafında en bariz örneği e, baktığınız zaman Playtime Games'ler yani. Dediğim gibi işte en aklıma gelen örneklerden biri de Roboclash. Onu da e, Discord'a linkini bırakırım. Bakmak isteyen arkadaşlar takip edebilir Twitter hesaplarından falan. Bu şekilde arkadaşlar şu anda işte benim aklıma gelenler hani sohbet dediğim gibi birazcık sohbet niteliğinde hareket etmek istedim. Ee, hani genel olarak değinmek istediğim şeyler bunlar. Ee, hani varsa sizin sorularınız veya merak ettiğiniz veya tamamen hani genel konsept dışında da buna çağrıştan veya roadmap anlamında işte ben bu işle ilgilenmek istiyorum. Nasıl başlamalıyım gibi merak ettiğiniz şeyler varsa hani bununla ilgili de sorabilirsiniz. seni hani yardımcı olmaya çalışırım. Hep şöyle e, geleyim, yayınımı durdurayım. Sorusu olan var mı? Eren burada sen birazcık moderatörlük yapabilirsin belki. Evet, şöyle yani arkadaşlar. Açıkçası hani blockchain 101 eğitimi yazdık ama ben çok fazla böyle şey yapmak istemedim. Ee, işte ama mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Eren hani sen de buradayken söyleyeyim. Ee, eğer herkes uygun görürse işte katılımla olur dersek hani bir sonraki etkinlikte mesela hep beraber blockchain üzerinde bir uygulama geliştirebiliriz yani. Bir merkeziyetsiz bir uygulama geliştirebiliriz birlikte. İşte hem ee, akıllı kontrat yazarız birlikte. Akıllı kontrat yazabileceğimiz hem de işte ee, mini ön yüzünü işte bu şey deriz. Merkeziyetsiz uygulama, decentralized application. işte web3 kullanarak bir full stack bir uygulama geliştirebiliriz beraber. Hani ben bugün biraz daha böyle işte blockchain'i tanımak. Ee, hem günümüz yaşantısındaki yerinin neresi olabileceği hem de işte... E, merak uyandırmak anlamında konuşmak istedim. Sohbet niteliğinde devam etmek istedim. E, hani sunumum bu şekilde ama dediğim gibi biraz şu an sohbet edebiliriz ya da merak ettikleriniz veya işte e, ben bununla ilgilenmek istiyorum gerçekten. Hani roadmap'im ne olabilir veya iş imkanı var mı Türkiye'de hani nasıl ilerleyebilirim gibi hani sorular alabilirim yani veya hani ben de bahsedebilirim. Özellikle bir şey bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var mıdır bilmiyorum ben ama. Sorabilir miyim? Tabii buyurun. Arkadaşımla şu an sizi dinliyoruz da ben normalde elektrik elektronik mühendisiyim şu an yazılıma geçtim javascript'e başladım yazılıma. Hı. Evet. Ee, Aynı sizin gibi ilerlemek istiyorum. Öneriniz ne olur? Ya şimdi şöyle açıkçası... S e elektrik, pardon elektrik elektroni'yim ben normalde mezunum. Ama tamamen yazılıma yöneldim. Anladım. Ee, şimdi şöyle açıkçası hani birazcık e şey yapmak gerekiyor hani Açıkçası ben öyle hissediyorum. Bunu söyleyebilirim. Yani birazcık programlama temellerine hakim olmakta fayda var. Çünkü ee, blockchain tarafına geçtiğiniz zaman akıllı kontratları geliştirirken özellikle akıllı kontratları programlamak istediğiniz zaman temel anlamda işte JavaScript diyorsunuz mesela hani JavaScript'te ne bileyim en azından bir ECMAScript 6'yı kullanmış olmak ya da bununla ilgili bir şeyler yazmış olmak. Bu noktada sizi biraz daha rahat ettirecektir. Hani genel blockchain'in çalışma mantığı anlamında tamam programlama dilleri doğrudan rol oynuyor ama hani biraz daha dediğim gibi böyle e, roadmap'inde şunu söyleyebilirim. Belki ilk adım blockchain'e olmay olmayabilir. Hani belki tamamen örnek olması için söylüyorum. Bir masaüstü otomasyon yazarsın ve hani biraz daha bir zaman sonra blockchain'e geçmek belki daha iyi olabilir. Çünkü hani şunu söyleyebilirim. ilk başladığım zamanlarda çünkü e, blockchain'de Türkçe kaynak şu an yok. Hani açıkçası olan Türkçe kaynakları da tavsiye de etmiyorum. Hani etmiyorum demek yanlış olabilir ama hani birinci elden kaynağa ulaşmak her zaman daha iyidir. İngilizce kaynaklardan takip ediyorum. Bu arada etkinliğin sonunda da Discord kanalının e, etkinlik chat'in oraya da çok güzel kaynaklar bırakacağım. Gerçekten ilgilenmek isteyen arkadaşlar da hani oraya bakabilir. Güzel roadmap'ler eee var o paylaşacağım dokümanlarda da. İlk etapta dediğim gibi hani şöyle başlanılabilir. Blockchain basics hani blockchain temelleri araştırılarak işte ondan sonra Ethereum sanal makinesinin çalışma mantığı araştırılarak işte peer to peer networking'in mantığı öğrenilerek bu şekilde devam edilebilir. Hani bunun ilgili zaten sayısız roadmap söz konusu. Ee, siz de sanırım işte yeni sanırım yazılıma geçmişsiniz. Yönelmek istiyorsunuz. Ben çok güzel yani çok sizin adınıza da mutlu oldum yani blockchain ilgilenecek olmanız. Çünkü birazcık dediğim gibi bu hani ee, birazcık benim önem verdiğim bir konu işte bu veri anarşisi, veri adaleti. İlgimi de çektiği için önem de veriyorum esasında. Birinin de ilgileniyor olması beni de ayrıca hani böyle bir şey oluyor, heveslendiriyor daha da çok. Ee, hani ilk, an, ilk etapta dediğim gibi bir blockchain'in temelleri, işte Ethereum sanal makinesi nedir, nasıl çalışır? İşte transaction nedir? Bir yeni blok nasıl oluşur? tamamen blockchain'in o zincirlerinin işte blokların oluşması işte blok üzerinde bir değişiklik gerçekleştirdiği zaman diğer bloklara ne oluyor? Bloklar nasıl oluşturuluyor? Core katmanında nasıl yapılıyor? Bu şekilde hani e, ince ince işleyerek gidilebilir ama hani şu, şu noktada şunu söyleyemem. İşte hemen bir smart contract yazmayı öğrenin demem hani biraz çünkü daha yeni işte yazılıma işte geçmişsiniz yazılım öğrenme istiyorsunuz. Birazcık yoğun gelebilir yani. O yüzden Dediğim gibi biraz daha programlamanın temellerini öğrenerek en azından işte e, nesne yönelimli programlamayı işte arayüz kullanımını çünkü şeyde yani smart kontraktlarda sürekli bir implementasyon söz konusu yani. O yüzden arayüz kullanımını öğrenerek dediğim gibi biraz da temel programlama temellerini ve blockchain temellerini paralel bir şekilde iler ilerletirseniz güzel bir roadmap oluşabilir yani. Dediğim gibi bununla ilgili doküman bırakacağım. E, orada Böyle işte şemada tamamen işte adım adım güzel benim de hani e, tam olarak olmasa da feyz aldığım roadmap'ler var. Onları paylaşırım sizinle. Burada çete tuttururuz onları. Sabitleriz. İstediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bilmiyorum sorunuzun cevabını verebildim mi ama düşüncem bu şekildeydi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeterli oldu benim için şu an. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İş imkanları hakkıyla mesela merak eden var mı hiç yani çünkü çünkü hakikaten önemli bir konu yani esasında bunu ilgileneceksen hani günün sonunda belki bir beklenti içerisinde de olabilirsin. Benim Yapmak... Evet. pardon yine ben hmm. e, lütfen buyurun. Ama yani zaten ben elektrik elektronikten yazıma geçme amacım da iş imkanlarından dolayı. Onu da sorduğumuz varsayarsanız. Evet. Şu an şimdi onu da cevaplarsanız iyi olur. Tabi şu tabii. Ee, Şunu şöyle söyleyeceğim. Ee, benim tam anlamıyla, yani benim takip ettiğim kadarıyla zaten hani küresel Türkiye arasında ciddi ama sektörel farklılık her departmanda söz konusu. Ee, Türkiye bu noktada blockchain anlamında nerede? Hani baktığımız zaman bir blockchain üretim merkezi değiliz şu an. Blockchain ile ilgili core çalışması yapan tanıdığım bir iki kişi var. Sadece direkt blockchain core yazan yani böyle direkt o blokları oluşturan network yazan bildiğim 1-2 kişi var sadece. Onu söyleyebilirim yani. Hani doğrudan şu anda blockchain core geliştiren yani blockchain üzerinde çekirdek üzerinde çalışma yapan benim bildiğim bir ekip ben hani bilmiyorum varsa da duymadım henüz. Ama e, şey çok fazla. E, benim mesela şu anda benim çalıştığım şirket hatta ekipten arkadaşlarım da şu anda burada sağ olsunlar e, beni izlemeye gelmişler. Eee Hani belki onlarla da bir gün e, görüşmek isterseniz sizinle e, görüştürebilirim de. Sanırım iyi duyuyorsunuz. E, şu anda benim çalıştığım şirket var. Bike Games, e, blockchain tabanlı uygulamalar geliştiriyoruz, oyunlar yapıyoruz, play to earn oyunlar geliştiriyoruz, e, farklı projeler de var. E, yine işte yakın zamanda birkaç tane daha blockchain tarafında ama dediğim gibi doğrudan işte bu belki backend diyebileceğimiz blockchain core yazan ben henüz görmedim. Genelde olay şöyle. Blockchain üzerinde çalışan merkeziyetsiz uygulamalar geliştiriliyor. Akıllı kontrat geliştiricileri, işte web 3 geliştiricileri, işte merkeziyetsiz uygulamalarda neye ihtiyaç duyuyorsun? İşte bir frontend yapısına ihtiyaç duyuyorsun. Front işte ee, blockchain üzerinde çalışacak bir uygulama için bir frontendçi, işte bir backendçi ya da işte ee, bu biraz ütopik gelebilir ama ee, Veri tabanı için bile birisini kullanabilirsiniz. Hani böyle bir durumda söz konusu birazcık blockchain ile ironik kaçsa da var yani veri tabanı da kullanılıyor. Bu şekilde yani iş anlamında küreselde inanılmaz. Şunu söyleyebilirim size takip edebilirsiniz. Chainlink onu da bırakacağım. Chainlink'in şu anda Türkiye'de bir mentorship programı var. İnanılmaz. Ben takip ediyorum onları. Sürekli etkinlik oluyor. Sürekli mentorluk programları veriyorlar ve e, bu mentorluk programların sonunda da gerçekten biz de Chainlink'in ki Chainlink e, bir blockchain network'ü değil. Blockchain'ler arasında data transferi sağlayan Oracle diye bir yapıları var. Bu Bridge. Bridge dediğimiz yapı. Oracle yapıları var. Bunu geliştiren bir şirket. E, Türkiye'de mentorship programları var. E, onunla ilgili size yine link bırakırım aşağı. Fok dediğim gibi doğrudan blockchain geliştiren bir şirket ben henüz bilmiyorum. Yani varsa da gerçekten bilmiyorum. Ee, borsa şirketleri var Türkiye'lerde işte Bitci var. Bunun gibi şirketlerde e, blockchain developerlar çalışıyor. İşte bu akıllı kontratların geliştirilmesi için. E, çok fazla değil. Esasında çok fazla değil. Ama... Günden güne bunun sayısı gerçekten artmaya başlıyor. Çünkü ben hani LinkedIn'de olsun işte belli kariyerde olsun, kariyer nette olsun. Günden güne işte sadece akıllı kontrat geliştiricisi ilanları bile görmeye başladım yani. Bu konuda da hani rekabetin zamanla artacağı bir sektör. Ee, erkenden yerini alman belki de çok çok senin için bir artı olacaktır yani. O yüzden dediğim gibi. Ama globalde şu an inanılmaz, inanılmaz bir istihdam söz konusu. Ve de korkunç ücretler konuşuluyor yani. Dediğim gibi sadece bir akıllı kontrat geliştirecek korkunç ücretler konuşuluyor. Ee, Tam ama dediğim gibi... Araya bir... girip bir şey sorsam. <laughs> <Bağla kesiyorum. gülüyor> Tam smart kontrakla ilgili. Şimdi ben smart kontrak çalışıyorum. Hani, Okey bağlayabiliyorum. Kendim içeriden bir şeyler çekebiliyorum. Bununla ilgili nasıl bir iş imkanı? Hani Normal bir iş imkanı gibi atıyorum LinkedIn'dan vesaire bulamayız. Hani bir front end developer okey ilan var gireyim bakayım. Bu blockchain'de nasıl bir iş yani nasıl bir kapı açabiliyoruz kendimize? Teşekkür ederim Kendisi de ee, benim ekip arkadaşım. Böyle bir soru yönelttiği için ben teşekkür ediyorum. E, uygulama gerçekten merak ettiğim bir şey bu arada arkadaşlar. Hani şu anda çalışıyoruz smart kontratlar üzerine vesaire. Şu an bir şirkete aitiz. Ama buradan daha sonrasında nasıl hani bu biraz daha unik bir kavram. Çok fazla oturmamış bir kavram. Yani şöyle işte olabilir. E, sonuç sonuçlar bir uygulama geliştirmesi söz konusuysa, merkeziyetsiz bir uygulama geliştirmesi söz konusuysa bunun bir akıllı kontratı olacak. İşte Burada aslında genel anlamda şudur. İşte bir uygulama vardır. Atıyorum bu bir e, ne olabilir? Bir oyun olabilir işte. Web tabanlı bir oyun olacak diyelim ki. Oyun ve bu oyunun etkileşimi. Backend dediğimiz yer aslında. Yani Backend diyebiliriz. Doğrudan backend demek bana böyle çok uygun bir kavram gibi gelmiyor ama akıllı kontratı uygulamanın da bağlıyorsun aslında. Tamamen mantık bununla alakalı. Entegre, entegre ediyorsun aslında. O, o, oyunun içerisinde atıyorum ki işte hmm. Ee, bir kostüm satılacak diyelim ki oyun içerisinde. Bu kostüm satının bu kostümün satılma işlemi blockchain üzerinde geçecek işte. Atıyorum dijital cüzdanların sayesinde geliştirilecek, şey, gerçekleşecek. İşte dijital cüzdanına bağlanıyorsun oyuna. Senin belli bir miktar dijital varlığın var. işte atıyorum neyin var, Bir adet Bitcoin'in var. Oyunda bir kostüm satın almak istiyorsun diyelim ki. Bu kostümün değeri de atıyorum ki 0.2 Bitcoin değerinde. Sen bu 0.2 Bitcoin alımı gerçekleştirebilmen için senin arka tarafta bir akıllı kontratının çalışıyor olması gerekiyor. İşte bu entegrasyonda sağ bağlam bu entegrasyonu eldeki uygulamaya bağlayan kişide işte akıllı kontrat geliştiricisi diyorsun aslında. Bu yapıyı geliştiriyor tamamen. Sadece bunu yapan bir e, departman bir rol bile var yani akıllı kontrat geliştiricisi gerçekten. Ha tabii ki bu bağımsız bir kavram değil. Yani şimdi bir akıllı kontrat geliştiricisi tabii ki de ee, ön yüzden haberdar olmalı ki etkileşimleri ona göre yapacak yani. Bir basit bildiğimiz hani bir full stack kavramı gibi hani hep deriz yani okey backendçisiniz sen ama hani ön yüzdeki etkileşimi bilmen gerekiyor esasında çünkü ona göre bir ee, fonksiyon, bir durum oluşturuyorsun yani. Akıllı yani kontratlarda da böyle var. Şöyle bir kavram var yani atıyorum ben okey web3 developer'ım işte smart kontratlarla haşır neşirim. Bununla ilgili hmm. bir iş bul atıyorum bir flutter developer gibi, front-end developer, JavaScript developer gibi böyle bir kavram oturmuş yani girip bulabiliyoruz. Hiç araştırmadığından evet, soruyorum yani. Evet. Aynı ekipteyiz ama. Yani, aynen öyle. Direkt şu an ben mesela hani LinkedIn'dan şeyi gösterebilir, yani bulabiliriz diye düşünüyorum yani. Hatta ben kendim gördüm hatırlıyorum. Smart contract developer diye görüyorum yani. Çok fazla görüyorum. Ben de görüyorum. Demek ki oradan yakalıyor IT'ler yani. Aynen. aynen öyle. Aynen öyle. Aynen, Çünkü şöyle bir durum söz konusu yani smart contractlar da hani standartlara otur, oturmaya başlıyor ama aslında hani ee, uygulamaların kompleks, kompleks kompleksliği arttıkça o smart kontraktın yapısı da kompleksliği de artacak. Bununla beraber sadece hem de bunun zamanla belki bir hukuki boyutu da söz konusu olacak. Hani şu anda çok böyle hukuksal boyutu havada kalan bir kavram gibi gözükse de Hani bunu yapan kişi hem bu işin hukuki boyutuna hem enflasyon hani işte o e, tokenomik dediğimiz muhabbet vardı. Deflationer deriz. Enflasyon karşıtı, deflationary bir yapı. Hem bunu dikkate alarak, işte hem bunun hukuki boyutunu dikkate alarak işte e, hem de uygulamanın içerisindeki etkileşimi dikkate alarak bir akıllı kontrat geliştirmesi gerekecek. Bu da aslında Abi, başına bir rol oluşturuyor yani. Şu an hukukla ilgili hiçbir şey yok. Geçenlerde işte bir an önce falan bir Arap emiri miydi Arap soylularından zengin bir adamın abi 10-15 milyon dolarlık bir cüzdanı mesela soymuş. NFT'ler evet. asetlere gitmiş, yok hani kanuni bir yaptırımı bunun nasıl yakalayacaksın bir, hadi adama yakaladın ne diyeceksin adama yani? İşte aslında burada daha Adem'in bahsettiğimiz şey de ortaya çıkıyor biraz. Şimdi ee, Adem'in merkeziyetsizlik diyoruz, işte çok güvenli diyoruz, işte peer-to-peer -peer diyoruz ama burada işte bu tarz dezavantajlı durumlar ortaya çıkabiliyor tabii ki de. İşte ee, bir borsa hackleniyor hesaplar şifreli olduğu için kullanıcılar ifşa edilemiyor mesela atıyorum böyle bir durum söz konusu bu bir dezavantaj gibi görülüyor ama işte burada az önce blockchain trilenması o üçgen üzerinde gösterdiğim yapıda çözümler bu yüzden üretiliyor aslında. İşte katman iki çözümleri işte ee, ne oluyor işte daha hızlı bir sistem veya daha güvenli bir sistem nasıl yapılabiliyor hani şöyle olabilir mesela dünyanın en büyük borsaları genelde şey yapıyorlar. Okey. Sen bir şifrelenmiş bir adrese sahipsin ama aslında o adres tek bir adrese bağlı. Yani blockchain üzerindeki tek bir adres diğer kullanıcılara kopya adres veriyor. Hani bu da aslında bir noktada okey güvenli gibi gözükse de e, ademi merkeziyetsizlik sağlamıyor. Bunun üzerine çözümler geliştirmeye başlanıyor. Hani böyle bir durumda söz konusu. Ama dediğin ya gibi, bu gibi mesela hani e, geçenlerde mesela dijital şey özür diliyorum OpenSea'de mesela inanılmaz kaç, 50 milyon dolarlık bir hack, hacking olayı gerçekleşti. Nasıl? Phishing'le yani çok inanılmaz ama gerçekleşti yani. Mevzular e, yani. Park, çok mevzular dönüyor ya. Çok büyük hacimlerde böyle vurgunlar dönüyor yani soyulma evet. şeylere. Şimdi buna yakalama hani kanunen buna bir karşı yaptırım uyguladığın zaman bu sefer de merkeziyetsiz yapıdan çıkıyorsun. Bu da bir şeyin aslında şeyine... Hani orada tam oturmamış kavramlar var abi yani. yani ne de olacak? Tamamen e, ideali yakalama çabasıyla alakalı. Şimdi hani, eğer bunu takip etmezsen büyük bir mağduriyet oluşur. Bu sefer de bu bahsettiğin anarşi aslında çok daha kötü bir durum durumya sokmuş olacak seni. Ve bu doğru bir şey değil. Yani belki bu kara para aklamaya bile bir sebep olabilecek bir yapı yani. O yüzden ya, dengenin ya. doğru korunması gerekiyor. Hani ideali yakalama çabası olması gerekiyor. O yüzden hani e, hiçbir zaman için belki merkeziyetsizlik hep böyle bir distopya olarak kalabilir yani. Ama... Bunun üzerine gidilmesi her zaman daha iyi sonuç verir. İdeal yakalama çabası her zaman evet. daha iyi sonuç verecektir yani. Ama bir süre herhalde bu adalet sisteminde oturana kadar, merkeziyet evet. ve e, iki dengeyi kurana kadar biraz underground <laughs> geçecek gibi gözüküyor arka planda ya. Böyle seni beni vurma zaman milyonluk aseti olan adamı üzecekler gibi gözüküyor. Çünkü gün geçtikçe daha fazla yayılıyor bu <laughs> web, web direktin kolayları. Zincirleri parçalıyorlar yani yavaş yavaş. Az önce mesela hani dediğin gibi mesela şöyle bir durum da söz konusu. İşte ee, OpenSea hacklendi. Dünyanın en büyük NFT borsası. Evet. İşte nasıl hacklendi? Smart kontratlardaki bir fonksiyonla alakalı bir durumun ötürü hacklenildi. Binlerce NFT çalındı. Hani böyle bir durum söz konusuyken aslında sadece smart contract developer'ın oluşması, smart contract developerların olması aslında iyi bir şey. Çünkü sadece bunu geliştirmek olmadığı zaman nelere mal olabildiğini görüyoruz yani sadece smart contract developer'ın bile olması zamanla ne kadar fazla sektörel çeşitlilik blockchain'in ne kadar sektöre fazla çeşitlilik sağlayacağının aslında bir göstergesi yani bir yandan da siberi gelişecek bu sektörün nihayetinde yani siber güvenliği Bey. <laughs> rica ederim abi başka arkadaşlar e, sorusu olan varsa yani merak ettiğiniz böyle çok daha temel şeyler olabilir. Sanırım yok herhalde öyle mi? Tamamdır.